Herkese merhabalar. Hızlama kampımızda 3. adımda gümbür gümbür ilerliyoruz ve hızlama programında biliyorsun Tonguç'um matematikle başladık ve Türkçe devam ettik. Matematik Türkçe, matematik Türkçe gidiyoruz. Şimdi Türkçe'nin sonunu getiriyoruz. Yani yazım noktalama, metin türleri ve söz sanatlarını bitirerek Türkçe'yi hızlandırmış oluyoruz. Türkçe'nin en önemli konusu neydi Tonguç'um? Paragrafta hocam. Harikasın. Paragraftı. Paragraftan asla vazgeçmiyoruz. Bol bol paragraf sorusu çözeceğiz. Çünkü bunu her zaman söylüyoruz. LGS'ye girdiğimizde ilk başta Türkçe ile başlayacağız öyle değil mi? Başka şansımız mı var hocam? Başka şansım var yani. Sözel kitapçık geldiğinde e, Türkçeden değil de İnkılap'tan dinler İngilizce'den de başlayabilirsin ama Türkçe zaten kolay bir ders ve çok çok önemli bir ders. O yüzden adayların çoğunu Türkçeden başlıyor. Ve Türkçeden başladığımızda da en fazla karşımıza paragraf sorusu geliyor. 2022 LGS'ye girdiğimizde de karşımıza en fazla paragraf sorusu gelecek. O yüzden bol bol paragraf çözmemiz lazım. Ama ama geçmiş yıllardaki e, ...kontrollerimizi yaptığımızda yani... ...2021, 2020, 2019... ...LGS sorularına baktığımızda... ...metin türlerinden de mutlaka... ...mutlaka bir soru soruluyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada soru çıkma ihtimali %100 diyebiliriz. Söz sanatlarından da bazen metin türleriyle birleştiriyorlar. Bazen sormayabiliyorlar. Yüzde altmış diyebiliriz yani bunda sorma ihtimali var. Yazım kurallarından da mutlaka ama mutlaka bir soru soruluyor. Yüzde yüz diyebiliriz. Noktalama işaretlerinden de mutlaka mutlaka bir soru soruluyor. Yazım kuralları için ne yapman gerekiyor biliyor musun Songuç'um? Test çözmem gerekiyor. Evet test çözmen gerekiyor ama testten daha önemli bir şey daha var. O da günlük hayatımızda Whatsapp'ta ya da işte ne bileyim elektronik posta atarken, mesaj yazım kurallarına dikkat etmemiz lazım. Yani orada D'ye, D'ye, noktalamaya, virgüle dikkat edersek bu hayatımızın içine sinmiş oluyor. Ve LGS'de de böyle bir soru geldiğinde hatırlayıp doğru yapıyoruz. Şimdi metin türlerinden gördüğün gibi daha doğrusu metin türleri, söz sanatları, yazım kuralları ve noktalama işaretlerinden gördüğün gibi geçen sene soru gelmedi. Geçen sene zaten sadece anlam bilgisi vardı. Ama ondan önceki yıllarda hep soruluyor gördüğün gibi. Yazım kuralları da noktalama işaretleri de hep soruluyor. Söz sanatlarında 2019'da sorulmadığı için ben zaten %60 e, sorulma ihtimali var dedim. Şimdi o zaman sen mükemmel bir şekilde videomuzu dikkatli bir şekilde izlemeni tavsiye ediyorum. Ardından da bu konuları, bu bilgiye dayalı konuları öğrenip pekiştirmiş olacağız. Tabii ki Videomuzun sonrasında da sen hızlama denemelerini mutlaka tamamlamayı unutma. Artık hızlama denemelerini bitirmemiz lazım. Yarın son dördüncü denemeyi çözeceğiz. 7 Mart'tan sonra. Paragraf 10 kitabı nasıl gidiyor Tonguç? Bitmek üzere hocam. Bitmek üzere diyorsun. Tebrik ediyorum seni. Buradaki süre yönetimine de dikkat edelim. Çünkü bu kitap hızlanma ve odaklanmayı sağlayan yeni nesil paragraf soruları içeriyor. Bunları da bitirdiğimizde Matematikte de çalışmalarımızı yapıyoruz zaten. Artık LGS'e hızlanmış olacağız. Ve son tekrara doğru yaklaşacağız. Ardından da LGS bizi bekliyor olacak. Biz de LGS'yi bekliyor olacağız. Diyeceğiz ki biz buradayız. Hadi gönderin gelsin soruları yapalım diyeceğiz. Şimdi o zaman hadi gel videomuza başlayalım. Şu yazımı karıştırılan sözcüklere bakalım. Birincisi ikilemeler ayrı yazılıyor. El ele, göz göze, diş dişe işte ne bileyim baş başa. Tunç anlatıyorum anlıyor hocam, musun? anladıysam Arap olayım hatta yetmedi Filipinli olayım yetmedi hocam Papua Yeni Gine'ye gideyim taşınayım nasıl bir konuymuş Güzel, bu Güzel tebrik ediyorum sen hiçbir şey anlamasan da anlasan da hiç önemli değil. Beni dikkatli dinlemen çok hoşuma gidiyor. Şimdi espri bu şekilde bakın. Şu morlar yanlış yazımlar yeşiller doğru yazımlar. Art arda, espri, tıraş, madem ki, stajyer, müracaat, koleksiyon, seyahat, unvan, eşofman, hapşırmak. Burada eşortman veya ünvan diyoruz biz. Aa ünvan. Hayır. Ünvan diye kulağımıza gelse bile unvan diye yazılır bilmemiz lazım. Bakın. Şöyle yanına yıldız koyduklarıma dikkat edin. Buralarda hata yapma ihtimaliniz çok çok fazla. Zaten madem ki, belki, halbuki gibi kiler daima bitiş yazılıyordum. Erozyon, hukuka bak burası önemli. Yani Arapça sözcüklerde ünsüz yumuşaması olmuyor. Yanılmaktan yanılış, yalından yalnız. Herkes, kılavuz, orijinal, ızdırap, kravat. Her şeyin de ayrı yazıldığını çok iyi bilmemiz lazım. Bir de sürpriz var. Şimdi hemen yenisini sorumuza bakalım. Diyor ki hangilerinde yazım yanlışı yoktur diyor. Okullar arası düzenlenen müzik yarışmasında ikinci oldu. Şimdi ikinci normalde bakın bir R ile bitiyor birinci diyebiliriz. 3 çeyle bitiyor 3. diyebiliriz. 4 t ile bitiyor 4. diyebiliriz. 5 <laughs> şeyle bitiyor 5. diyebiliriz. Ama 2, 6, 7 bunların sonu hep sesli harf. Yani 2. dememiz lazım. 6. dememiz lazım. 7. dememiz lazım. Dolayısıyla burada bir yazım hatası olmuş. Birinin olduğu seçenekleri eliyorum. Devam ediyoruz. Öğrenci tören için ikişer ikişer sıraya girdi. Bu üleştirme sayıları asla böyle yazılamaz. Bu şekilde yazmak skandala yol açar. Dolayısıyla burada da bir yazım hatası var. Devam ediyoruz. E, neredeyse 3 yıldır bu semte gelmemiştim. Burada bir hata yok. Bu gösteri için 25 gün öncesinden bilet aldım. Burada bir hata yok. Dolayısıyla doğru cevabımız 3 ve 4. Demek ki bir ve 2'de yazım hataları var. Ama 3 ve 4'te yok. Geldik başka bir yeni nesil soruya. Bu arada siz de videoyu durdurup dikkatli bir şekilde çözebilirsiniz. Burası önemli. Tonguç anlattıklarımla, anlattıklarımla alakalı esaslı soru çözmemiz lazım. Günde kaç soru çözüyorsun Hocam e, günde minimum üç soru çözüyorum hocam. Hiç aksatmadan çünkü çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, e, bu kadar, daha az çözmeye, çözmemeye gayret ediyorum. Tebrik ediyorum. Bu arada arkadaşlar da sen e, bir şeyler anlatmaya çalışırken bize soruyu çözler. Bakalım. Şimdi... Hangisinde kısaltmalarla ilgili yanlış yapılmıştır? Bakın bu da zor soru olarak buraya not düşmek istiyorum. Çünkü bu soruda genelde öğrenciler patlıyorlar herkesin dikkati dağılıyor. Şimdi birkaç sözcükten oluşan kurum ve kuruluş adlarının kısaltmaları kullanılan harflere göre okunur. Kısaltmaya ek getirildiğinde ek kısaltma okunuşuna göre kesme işaretiyle ayrılarak yazılır. Milliyetin Bakanlığı'nda demiyorsun. MEB'de diyorsun. Doğru. Yıllardır Avrupa Birliği ne demiyorsun. AB'ye diyorsun. Doğru. Türk Dil Kurumu'nun demiyorsun. TTK'nin diyorsun. Doğru. Türk dil kurumunda demiyorsun TDK D diyorsun ama ya daha yazmış o yüzden cevabımız Deniz bakın zor bir soru genellikle kulağa şöyle geliyor TTK'nın TDK da gibi giren TDK TDK demiyoruz biz TDK diyoruz ama maalesef ki burada bunu son yıllarda soruyorlar. geçen seneki sınavlarda da geldi dolayısıyla dikkatli olacağız. Bu doğru. Mebde ABY TTK'nin TTK D olacaktı ama TTK da demiş. Dolayısıyla hata var diyoruz. Geldik noktalama işaretlerine. Noktalama işaretlerinde de şunu çok çok iyi bilmemiz lazım ki en önemli kısım virgül. Bize en çok virgülle alakalı soru soracaklar. Virgülün nerede kullanıldığı, nerede kullanılmadığını çok çok iyi bilmemiz lazım. Hatta buna hemen şöyle gelmek istiyorum. Sınavda yüzde yüz buna benzer bir soru. Virgül işlevlerini verip bir, iki, üç, dört işlevlerini gösterip sonra bu metinde numaralanmış işlevlerinden hangisiyle kullanılmamıştır tarzında bir soru bekliyoruz. Şimdi virgül nerelerde kullanılır? <laughs> Sıralı cümlelerin arasında kullanılır. Ev alma birinci yüklem, komşu al ikinci yüklem ve kullandık. Eş görevli kelimeler arasında kullanılır. Manavdan, çilek, muz, erik aldım. Kullanılıyor gördüğünüz gibi. Ara sözlerin başında ve sonunda kullanılır. Binayı, dedemden kalan göşkü, restore ettirdik. Burada kısa çizgiyle kullanabiliyor. Alıntı cümlelerden sonra kullanabiliyoruz. Tatil erken çıkacağız dedi. Bak burada bir tanık gösterme varmış gibi de düşünebilirsiniz anlatım içimlerinde. Red veya kabul bildiren ifadelerden sonra. Hayır, size katılmıyorum. Hitap ifadelerinden sonra. Efendiler, sözlerime kulak verin diyor Mustafa Kemal Atatürk. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Tonguncum sen de buraya dikkat edin. Virgülün nerede kullanıldığından ziyade bir de nerede kullanılmadığı, kullanılmadığını sorarsa patlayabilirsiniz. Mesela şuraya dikkat edin. Mesela Tonguç dışarı çıkıp oynadı dediğin zaman buraya virgül koyamazsın. Birden fazla bafil olursa koyabilirsin. Yani zarfil olsa koyabilirsin ama burada koyamazsın. Bu yanlış. Bunun üzerine şöyle bir çarpı atmak istiyorum. Devam ediyoruz. SSA'da kullanamaz. Mesela e, Ali derslerine çalışırsa bakın hatta biraz zor örnek edeyim. Ali dersine çalışırsa virgül sınavlarda çok başarılı olacağını düşünüyorum. Bak sanki burada bir hata yokmuş gibi duruyor. Ama esasında çok dikkatli olduğumuzda şunu görüyoruz ki çalışırsa derken SSA'dan sonra virgül kullanılmaz. Ama şöyle deseydi de olurdu. Ali derslerine çalışırsa, ödevlerini zamanda yaparsa, geceleri düzgün bir şekilde uyursa başarılı olur diyebilirsin. Bir sürü SSA'da kullanabilirsin. Ama tek bir SSA zaman virgül kullanamıyoruz. Burası da çok çok önemli. Hemen yeni nesil sorumuza bakalım virgül alakalı. Diğerleri alakalı da zaten soru çözmemiz zaten. Bunların da ne olduğunu hızlıca geçmiş gibi olmayalım hani hızlanma programında. Birincisi nokta tamamlanmış cümlelerin sona geldiğini zaten biliyoruz. Ama burada şöyle bir şey var ki eğer Diyelim ki saatlerden hani dijital saatlerde 22.10 diyoruz ya Tongucuğum bu 22.10'u biz normalde gerçek yazıda çevirirken böyle kullanmamız lazım. Yani bunu böyle iki noktalı yaparsak hata olmuş oluyor. Devam ediyoruz ve yine aynı zamanda e, ünlem işareti, soru işareti, noktalı virgül. Noktalı virgül neydi? Noktalı virgül virgülün daha karizmatiğiydi. İki nokta açıklamalardan önce geliyordu. Üç nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna geliyordu tırnak işareti, kesme işareti, kısa çizgi, eğik çizgi ayaraç. Burada bilhassa şu ilk üç maddedekiler çok önemli. Burada bol bol soru çözerek burayı pekiştiriyoruz. Şimdi hemen soru çözelim. Vakit kaybetmeyelim. Tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra virgül konmaz. Hangisine virgül getirilemez demiş. Şimdi bugün Türkçe virgül İngilizce vatandaştan yazılı olacağız. Hmm. Eve geç geleceğini ne anneme ne de babama söylemiş. Şimdi buraya virgül gelmez. Niye? NN bağlacı var. Yazılarınızı heyecanla takip ediyorum dedi. Burada alıntıya gelmiş. İnce bir karpuz seçti, pardon irice bir karpuz seçti virgül tezgahın üstüne koydu. Burada hepsinde bir noktalama işareti kullanabiliyoruz ama ne ne hem hem ya ya da da noktalama işareti kullanabiliyoruz. Geldik metin türlerine. Metin türlerinde burada bir sayfa kayması olmasın. Bayağı bir metin türümüz var ama bunların hepsini çok güzel bir şekilde öğrenip bitireceğiz şimdi. Masal tekerlemeyle başlıyor. Olağanüstü olaylar anlatılıyor. Evrensel ve ee, bir ders verme amacıyla yazılıyor. Fabullarda yine öğüt verme amacı, ders verme amacı var ve hayvanlar konuşturuluyor. Gezi yazısında gezilen, görülen yerler gözlemleniyor. Birazcık özel olabiliyor. Destanlar ulusal, milletleri derinden etkilenen olaylar. Dolayısıyla bunlar ulusal, bunlar ise evrensel olduğunu bilmemiz lazım. Hemen geçiyorum denemeye. Bana göre, bence gibi ifadelerle adam deniyor. Söyleşide de yine konuşmaması ve soru cümleleri var. Makalede ise düşünceyi kanıtlamak zorunda yazan. Bilimsel fikir yazıları ve nesnel cümleler var. Fıkrada da güncel konular kişisel görüşlerle gazetelerde anlatılıyor. Son günlerde, bugünlerde diye başlayabiliyor. Öykü yaşanabilir olayları kısa bir şekilde anlatıyor. Ama roman yaşanmış ya da yaşanabilir olayları uzun bir şekilde anlatıyor. Yani şu bir öykü kitabıysa şöyle gösterelim. Şöyle ince bir öykü kitabı çiziyorum. Bunun üzerine öykü yazıyorum. Roman ise biraz daha kalın olmuş oluyor. Şöyle oluyor roman. Gördüğünüz gibi gerçekten çok kalın oldu. Roman diyorum. Dolayısıyla kalın olanlar roman, ince olanlar öykü. Ama diğer her şeyleri benzer. Niye? Burada da yaşanmış ve yaşanabilir olaylar var. Burada da yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar var. Burada olaylar birbir ardına ilerliyor öyküde. Ve romana göre daha yüzeysel tasvirler var. Yani daha böyle detaya inilmeyen. Burada ise birden çok olay oluşabiliyor. Daha detaylı tasvirler var. Kişilerin karakter analizi çok daha fazla yapılıyor. Anı kişi başın, kişinin başından geçen olaylar birinci kişi ağzıyla anlatılıyor. Geçen gün arkadaşlarla sinemaya gitmiştik. Gibi böyle gitmiştim diyorsun mesela. Günlükte ise günü gününe tarih atıyorsun. Sevgili günlük, bugün günlerden cuma. Hızlanma program videosunu izliyorum gibi mesela. Biyografi ise bir kişinin hayatını başka bir kişi anlatıyor. 1976 yılında İstanbul'da doğdu derse biyografi alıyor. 1976 yılında İstanbul'da doğmuşum. Annem ve babam ben doğar doğmaz hastaneden kaçmışlar falan gibi böyle mesela esir yapıyorum tabii öyle bir şey yok. Dolayısıyla burada Tomuç'um sen doğar doğmaz kaçtılarsa da kaçmadılarsa yapacak bir şey yok ama sonuçta şimdi bu arada Tomuç sen Beni anlıyor musun? Anlattıklarınızın %98.7'sini anladım hocam. Gerçekten çok kendimi çok iyi hissediyorum ve çok teşekkür ederim. Çok güzel bir konu anlatımıydı. Şimdi tebrik ediyorum seni. Geçtik yeni nesil sorumuza. Bu yazı aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmış olabilir diyor. 1897 yılında İstanbul'da Aa Daha az önce söylemiştim. Hayda. Ocak ayının 23'üymüş. Anam Japonya'dan dönüşte batan Ertuğrul Fırkateyni'nin süvarisi... ...Tekirdağlı Deniz Yerbay Ali Bey'in kızı Bayan Neyir'e... Babam Trabzonlu Hasan Ali Efendi'nin oğlu Bay Ali Rıza'dır. İlk öğrenimimi Yeşil Tulumba'da yol geçen Topkapı'da taş mekteb, mahalle mekteplerinde ve özel bir rüştüye olan Mektep Osman'da yaptım. Rüştüye diplomasını aldıktan sonra vefa idadesine girdim. Burada net bir şekilde otobiyografi yani kendin pişir kendini kendi hayatını anlatmış oluyor. Yeni nesil başka bir sorumuz var. Bu metnin türüyle ilgili hangisi yanlış olur? O günlerde Taksim'deki o eski püskü binada oturuyordum. Bir gün alt komşum çamaşırları asarken balkonun zemini çatlamış, neredeyse aşağı düşüyordu. Yazar olayları kendi bakış açısından anlatıyor. Evet, burada bir anı var, hatıra var. Tarihsel olayların öğrenimsine katkıda bulunuyor. Evet, geçmişte yaşanmış bir olayla alakalı bilgi verebilir. Yaşı, yazar yaşadığı ve tanık olduğu olayları anlatır. Evet, bu da doğru. Yazar geçmişi değiştirip kurgulayarak yazar. Hayır, bu hikaye ve romanlarda olan bir şey. Burada ise anılarını anlatıyor. Geldik söz sanatlarına. Benzetme, kişileştirme, konuşurma, abartma ve tezat. Son derece basit. Hemen söyleyelim. Benzetmede gibi, andırıyor gibi sözcüklerle zayıf varlıklar, güçlü varlıklarla benzetiliyor. Kişileştirmede insan olmayan varlıklar insanmış gibi özellikler kazanıyor. Konuşturmada insan olmayan varlıklar insanmış gibi konuşturuluyor. Abartmada bir şey olduğundan fazla anlatılıyor. Tezatta ise tezıt yani zıtlık vardır diyebiliriz. Bu sorumuza baktığımızda son sorumuz artık. Numaralanmış cümlelerin hangisinde insanı çileden çıkarır, ...keçi gibi inatçıdır diyor. Şimdi keçi gibi inatçıdır deyince aklına ne geliyor Tomuç? Keçi inatçıdır geliyor hocam. Evet keçi inatçıdır gerçi bir şey gelmedi aklına. Hani koyunu inatçılığıyla tanımayız ya da ineği inatçılığıyla tanımayız... ...ama keçi inatçılığıyla tanırız. O zaman keçi gibi inatçıdır dediğimizde burada bir benzetme sanatı yapılmış. Yani e, buradaki kişi inatçılık yönünden keçiye benzetilmiş. Şimdi geri dönüyorum bu tarafa. beyaz bulutlar havada asılı duran balonlar gibi duruyordu... Balonları daha doğrusu bulutları neye benzetmiş? Tonga. Balonlara benzetmiş. Balonlara benzetmiş. O zaman bir de benzetme var. Cevabımız A gibi. Ama diğerlerini kontrol edelim. Taşıdığım poşetler yüzünden kolum koptu. Şimdi kolunun kopması bir abartı. Dolayısıyla burada abartma sanatı var. Bu değil. Bu sınav için gece gündüz demeden çalıştım. Burada ne var sence Tonguç'un? Um? Abartmış hocam. Evet burada da abartmış. Esasında abartılacak bir şey yok. Bu kadar çalışan öğrencilerimiz de var ama gece gündüz demeden çalıştım. Biraz artık abartı oluyor. Bu da abartma olduğu için üçteledik. De Kedimiz mamasının bitmesine çok üzüldü. Burada da kediyi sanki bir insanmış gibi kişileştirmiş. O yüzden burada da benzetme sanatı yok. Cevabımız dolayısıyla A seçeneği Tongucu. Hadi bakalım Ozan. Videomuzu bitirdik. Tekrar söylüyorum. LGS'ye girdiğimizde, Türkçe'de başladığımızda... Yazından bir soru, noktalamadan bir soru, metin türleri veya söz sanatlarından bir soru gelecek. Ama en fazla soru paragraftan gelecek. O yüzden paragraf kitaplarımızı güzel güzel bitiriyoruz. LGS sorularındaki paragraf sorularını güzel güzel çözüyoruz. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapalım. Yorumlara yollayalım Tonguç'um.